kısmetse olur ile ilgili videoların hepsi, yani böyle deli gibi hepsine baktım. Ben sana ne diyeyim biliyor musun? Orada çok ortak var diyeyim. Böyle aklına kazınan bir kavga olayı var mı hiç unutamadığın? Final gecesi. O final gecesini bize bir anlatsana ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? O kadar uzun zaman geçti ki üstünden. Benim bile kesit kesit hatırlıyorum ama felaket bir geceydi. Evet. Yani felaket bir geceydi. Yani şey gibiydi. Cehennem gibiydi. Yerlerde cam kırıkları. Ben masaların üstünden atlıyorum falan yemekhanede. Parasız adam, gereksiz adam açıklaman vardı senin. Bu açıklama neydi? Türkiye'de bu açıklamayı yapan ilk kadın olarak kendimle gurur duyuyorum. Çünkü başkalarından da duydum. Onur vardı senin. Çok da varlıklı biriydi. Onur'la birlikte olmana sebep olan faktör bu saydığın söz olabilir mi söylediğin söz? Haberler.com stüdyosundan herkese merhaba, ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasının en ses getiren isimlerinden biri Melis Buse Betkayan olacak. Melis hoş geldin. Adaşımsın. Hoş bulduk Melis. Melis. Nasılsın? İyiyim Melis, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yani neler yapıyorum? Pek bir değişiklik yok aslında hayatımda. Yani senelerdir bilinen edilen Melis. Sadece son zamanlarda şöyle bir yenilik olarak en yakın arkadaşımla hem de menajerimle ortak bir güzellik merkezi açıyoruz şimdi Ataşehir'de. Hı hı. Zaten daha önce de istediğimi söylemiştim, ben böyle bir proje aklımda olduğunu söylemiştim. Artık faaliyete geçiyor işte öyle. Bu şekilde devam ediyorsun. Evet, bu şekilde devam ediyor. Aslında senin hayatında da son dönemlerde bir yoğunluk var. hemen sormak istemem, hemen başladım burada. Ay, yani eski sevgilinle ayrıldın Soner'le. Bayağı da bir konular çıktı arkasından. Annenle ilgili olsun, aldatılma mevzusu olsun. Bir açıklık getirir misin bunlara? Ya şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz annemle geçen gün bu konuyu tartıştık. Annem kendisiyle ilgili hiçbir şey konuşmamı istemiyor. Çünkü onun özel hayatı. Annemle ilgili hiçbir açıklama yapmayacağım. İşte anneme yapılan ya da yapılmayan hiçbir şey konuşmayacağım. Sadece kendi özel hayatımla ilgili konuşabilirim. Evet, 7-8 aydır hayatımda olan bir insan Soner. Olan bir şeyler oldu. Boynuzlanma da olmuş olabilir. Ondan sonra saygısızlık da olmuş olabilir. Var yani bir şeyler ama hani... benim tarzım, tavrım her zaman çok net olduğu için. Ben hani... İlişkim olduğunda gizleyen ya da işte bir şey yaşadığımda gizleyen bir insan olmadığım için, parantez içerisinde cici kızı hiçbir zaman oynamadığım için ben her şeyi zaten aleni yaşadım. Kaç senedir işte 7 senedir sosyal medyadayım. 7 senedir her şeyi aleni yaşadım. Aleni yaşamaya da devam ediyorum. Böyle de yaşayacağım zaten. Ben neysem oyum. Maskeler takmayı sevmiyorum. Takmıyorum da. Yani her şeyin ortada olan bir insanım. Gerçekten. Her şeyin ortada olan bir insanım. Yani dediğim gibi boynuzlanmış olabilirim. O çok kötü. Yani ilişkinin bitmesine sebep olan faktör bu mu? Yani bu... Yani şöyle... ilişkin bitti mi bitmedi mi onu bile bilemezsiniz şu anda. Bunu benim ilk önce açıklamam lazım. Zaten bunu da açıklarım da. Şu anda çok arafta bir yerdeyim. Yani çok araftayım. Ebru Gündeş'in şarkısı gibi. Evet. Bu araftan çıktığımda bilgilendireceğim sizi. Peki, o zaman şunu da sormak istiyorum. Parasız adam, gereksiz adam açıklaman vardı senin. Bu açıklama neydi? Türkiye'de bu açıklamayı yapan ilk kadın olarak kendimle gurur duyuyorum. Çünkü başkalarından da duydum. Her duyduğumda da diyorum ki Melis Buse Betkaya'nın patentinde olan bir söz diyorum bunu. Ben, daha demin de dediğim gibi çok şeffaf bir insan olduğum için evet bence parasız adam gereksiz adamdır. Hep söyledim bunu. Hala da söylüyorum. Altına da tekrar imzamı atıyorum. Ama durumlar, koşullar ve işte sevgidir, aşktır böyle şeyler olunca bazen böyle şeylere de parayı marayı da görmüyor olabilirsin. Ama tabii ki de parasız adam, gereksiz adam. Yani bu lafının arkasındasın. Kesinlikle, sonuna kadar. Ben 80 yaşına geldiğimde de bu lafın arkasında olacağım. Yani hep arkasında olacağım. O zaman yine bir eski sevgiliden soru soracağım. Onur vardı senin, çok da varlıklı biriydi. Firmasının vesaire ismini vermeyelim tabii ama uzun süren bir ilişkiydi. Evliliğe doğru giden bir ilişkiydi. Bu Onur'la birlikte olmana sebep olan faktör bu saydığın söz olabilir mi söylediğin söz? Güzel yakalıyorsun. Demek ki bütün Melisler zeki oluyor. Şu an ben onu anladım yani. Demek ki bütün Melisler zeki oluyor. Bir tane aptalı yok aralarında. Şöyle...
Tabii ki bu da bir faktör olabilir. Ama tamamıyla hani sadece onun için de diyemem yani hani yani asla sadece holdingleri yüzünden de diyemem tabii ki. Ama şey diyebilirim yani o da bir faktördü. Yani güçlü oluşu. Güçlü oluşu benim için çok büyük bir faktördü. Çünkü çok güçlüydü. Maddesel anlamda da, karaktersel anlamda da çok güçlüydü. Ama bitti. Onun bitme sebebi de boynuzlanmamdı. Ben herhalde şey ya, bende şey var, boynuzlanma paratoneri falan var galiba. Yani herhalde herkes... Ama senin gibi bir kıza da yani nasıl cesaret edebiliyorlar? Ya şimdi şöyle... Hani güzelliğimi falan bir kenara koyacağım. Hani boyumun uzunluğunu, fiziğimin, yüzümün güzelliğini falan bir kenara koyacağım. Bir kere çok zekiyim. Ondan sonra. Hani yakalamamam imkansız. Evet. Beni yakalayanı ben yakalıyorum abi. Hani pardon, yakalayanı yakalıyorum diyor. Pardon. Yapanı yakalıyorsun. Beni boynuzlayanı ben yakalıyorum. Anlayın artık. Beni boynuzlamayı bırakın arkadaşlar. Yakalıyorum sizi ya. Sonra terk etmek zorunda kalıyorum. Travma işte travma. İstemiyorum bunları yani. Neyse işte ama boynuzlanıyorum. Hayır bir de ne oluyor biliyor musun? Boynuzluyorlar ama vazgeçemiyorlar. Oo. Hala barışmak istiyorlar. Hala barışmak istiyorlar. Ama bunu yapmayın. Yani boynuzladıysan tamam boynuzladım. Senin gibi bir kadında boynuzladım. Ben de böyle yiğit bir adamım de. Yürekli ol. Çek git. Aynen ama hala mi? Devam etmek istiyorsan o zaman pek de yürekli olamıyorsun. Aynen öyle. Yani iki ilişkin de bu şekilde bitti yani. Boynuzlanıyorum, seviyorum. Günlük aktivite olarak kullanıyorum boynuzlanmayı. Ya da bununla ilgili ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Yapabilirsin Melis'im. Diyorsun. Yani kötü bir şey aslında ama yap, yani üst yani üste şöyle, gelmesi de. Ben zaten uzunca bir süre hiç hayatıma birisini almadım. Böyle bir kendime bir şey vermiştim. Es vermiştim yani ilişki anlamında. Çünkü benim hep ilişkilerim uzun soluklu olduğu için... İşte hep uzun soluklu ilişkilerim olduğu için şey oluyordu yani hani es vermem gerekiyordu. Artık bir ilişkiye bir dur demem gerekiyordu ve dur demiştim. İşte son işte Soner'le hayatıma girdikten sonra Soner hani tekrardan bir ilişkiye inanabileceğim, tekrardan birine güvenebileceğim, tekrardan birini sevebileceğimi fark ettirdi bana. Aslında bu güzel bir şey. Ben çünkü artık kimseyi sevemem, güvenemem, ilişki yaşamam, evlenmem, etmem diyordum. Hep bunu diyordum. Ama yeniden sevebileceğimi, güvenebileceğimi gördüm. Tabii güvenim patladı bende ama olsun. Yani bir şey yani bu konu hakkında bir şey demiyorum. Soner'le son durumumuz ne? Şu an hala konuşuyoruz. Ya anladığım kadarıyla ben ilk tamamen ilişki bitti sanıyordum. Öyle bir durum yok ya şu şöyle, an için o zaman. Aslında tamamen bir bitme kararı almıştım. Ya bitirme kararı almıştım. Ama işte... İşte aile etkenleri falan derken çünkü bizim hani ilişkimiz artık aile etrafında da bilinen ailece bilinen bir ilişki olduğu için bir de normalde biz 24'ünde bu ayın nişanlanıyorduk. Oo, 24 ya. Mart'ta nişanlanıyorduk. Tabii o iptal oldu. Öyle yani. Kötü olmuş. Ya çok yani kötü ol. Ya ben Melis şundan taraftarım. Hiçbir şey için kötü oldu kafasına girmemek lazım ya. Her şey hayatın akışında var. Her şey başımıza gelebilir. Yani aslında şöyle baktığımız zaman kötü bir olay ama hayırlısıdır belki de. Ya her şeyden bir ders çıkartmak lazım. Yani hayatın akışında ölüm var. Aynen öyle. Hani ayrılıkları geç ölüm diye bir şey var. Benim daha Eylül ayında teyzemi kaybettim ben mesela. 50-51 yaşında gencecik teyzemi kaybettim. Hani bu hayatta her şey oluyor. Ben artık hani şey demiyorum ya. Bu neden benim başıma geldi? Bu nasıl oldu? Kendime acımayı bıraktım ben. Herkesin başına her şey gelebilir. Yani yaşanması gerekiyorsa bir şey bir aynen şekilde öyle. Yaşanıyor. Aynen öyle. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Sana çok estetik yaptırdığın için çok yorum geldi. Aşırı derecede yorum geldi. Bununla ilgili ne demek istersin? Şimdi şunu ben daha önce de söylemiştim. Bir magazin programında da açıklamıştım. Benim tek estetiğim burnum. Evet. Burnum dışında bir estetiğim yok. Dudaklarıma dolgu yaptırmıştım. Onları da erittirdim. Şu an zaten küçücük kendi dudaklarım. Arada botoks yaptırıyorum. Botoks çok normal. Yaptırmayan yok artık. Yaptırmayan yok ki zaten o bir zaten estetik değil. O medikale giriyor. Onun dışında hani 30 yaşındayım artık yani botoks yaptırmam da çok normal. İstesem yeniden dudak dolgusu da yaptırabilirim ama hani ne bir göğüs silikonum ne bir kalça operasyonum hiçbir şeyim yok. Yani tamamen kendi güzelliğim. Lütfen arkadaşlar yani
her şeyimi estetik sanmayın. Bir burun estetiğim var. Bak söylüyorum, burnum estetik arkadaşlar. Rahatladıysanız devam edelim. Yani rahatladıysanız. Zaten ben burnumun estetik olduğunu televizyonda bangır bangır söyledim. Ameliyatıma kamera girdi zaten. Aynen, yani hani burnumun estetik olduğunu herkes biliyor. Neyi hani bu kadar sorguluyorlar anlayamadım. İşte gündemde olan insanlardan biri böyle estetik yaptırdığı zaman çok üstüne gidiyor. Ha bir de bir tane yaptırıyorsun, 30 tane yaptırmış gibi. Bu kalçan operasyonlu, göğüslerin operasyonlu. Yok ya, değil. Ya hani açılıp gösterilebilecek bir şey olsa açayım göstereyim ama gösterebileceğim bir şey değil. Yok değil. Yani evet. Hani yüzümde olan bir şey olsa açayım göstereyim ama değil. Bir tek burnum estetik. Ama yeni bir estetik falan yaptırırsam, yeni bir akım falan çıkardı yaptırırsam onu da söylerim, hiç problem değil. Şimdi kısmet soldura geçmek istiyorum. Gerçekten yıllar önce program bitti ama hala konuşuluyor. Evet. Yarışmacılara hala konuşuluyor. Hiçbir program bu kadar konuşulmadı. Hiçbir program görmedik. Bittikten sonra bu kadar konuşulmadı. Hani yayınlandığı zamanlarda da çok konuşuluyordu. Evet. Bitti program, yine konuşulmaya devam etti ve sen de içlerinden gerçekten en çok ses getirenisin yani. En başlarda sen öyleyimdir. Varsın. Gerçekten öylesin ve oradaki ekibi şekillendiren kişilerden biri evet. de sendin. Ama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Kısmetse Olur programına giriş sürecin nasıl oldu? Şu şekilde ben normalde iç mimarlık okudum ondan sonra ama şey yapmak istemiyordum. Yani iç mimarlık değil, ben oyuncu olmak istiyordum ya. Hani ben ünlü olmak istiyordum, işte televizyonda olmak istiyordum. Yani ben hep görselliğime çok güvenen bir insandım. Ve gerçekten görselliğimi böyle şey yapmak istiyordum. Hani hep göz önünde olmak istiyordum. Zaten Kısmetse Olur öncesinde de benim katıldığım bazı programlar falan olmuştu. İşte giyim programı olsun, işte bilgi yarışması olsun falan. Onları da hatta sonrasında magazine çıkartmışlardı. Yani ben bunu zaten istiyordum. Benim zaten ajanslarda şeyim vardı. Ne denir ona? Kayıt gibi. Kaydım vardı zaten. Ondan sonra bir dönem hatta güzellik yarışmasına katılmam gibi bir durum olmuştu. Sonra katılamadım. Ondan sonra yani benim her yerde zaten kaydım vardı. Kısmetse Olur'dan bana teklif geldi ve ben de katıldım. Bu arada evlilik programı olarak bilmiyordum. Zaten daha o zamanlar evlilik programı modası daha hiç çıkmamıştı. Benim düşüncem BBG'ye bir tarzı bir şeydi. Ama şunu da söylüyorum. Ben Kısmetse Olur'a katıldığım için de artık pişman değilim. İyi ki katılmışım, iyi ki yapmışım. Evlilik programı diyorlar ama zaten bizimkisi evlilik programı gibi bir şey değildi. Hani gel hadi bir çay içelim mi? Gel bir kahve içelim mi? Ayda kaç para kazanıyorsun falan konuşulmuyordu zaten. Diğerleri gibi bir evlilik evet. programı değildi. Bizimkisi gerçekten BBG evi tarzındaydı. Şov içerikliydi. Evet yani tam şova yönelikti. Yani ben o yüzden pişman değilim. Pişman olduğum zamanlar olmuştur daha işte küçük yaşlarımda. Ama şu anda hiç pişman değilim. İyi ki katılmışım. İyi ki insanlar beni sevmiş. İyi ki birçoğu benden nefret etmiş. İyi ki birçoğu bana hayran kalmış. Ben güzel bir şey başardığıma eminim. Ben kötü bir şey yapmadım. Şimdi olsa böyle bir şeyin içerisinde olur musun desen çok düşünürüm. Ama o yaşta yapılabilecek en güzel hamleydi. Ben kendi ismimi tanıtmak istiyordum. Ben kendi ismimi tanıttım. Şimdi %80 insan Beyaz Buz Sepetken ismini biliyor. Evet. Yani acaba nereden duydum diye bile olsa biliyorlar. O yüzden ben demek ki bir şeyi başarmışım. Bir şeyi yapmışım gerçekten. Zaten ikinci sezon bizimkisi kadar sükse getirmedi. Hı hı. İkinci sezonun son zamanlarına ben de katılmıştım ama o enerji yoktu onlarda. Yani birinci sezon, İlk sezon bir efsaneydi yani. Gerçekten biz bir efsaneydik. Yani tek kendim için de söylemiyorum. Biz diyorum. İçerisinde nefret ettiğim insanlar olmasına rağmen biz diyebiliyorum. Güzeldi. Burada o zaman şunu da soracağım. Katılmana etken şeylerden biri oyunculuk. Evet. Diğeri de para kazanma arzusu. Para kazanmayla ilgili hiçbir arzum yoktu. Çünkü o zamanlar zaten daha ben çok küçüktüm. Hı hı. Ondan sonra zaten hani eğitim sürecindeydim. Daha yeni okulum bitiyordu. Ondan sonra okulum hani daha diplomamı bile almamıştım. Okulum yeni bitmişti ve ben daha diplomamı bile almamıştım. Alttan derslerim bile vardı. Ondan sonra şu şekilde söyleyeyim, hani ailemden zaten destek alıyordum. Altımdaki arabamın benzinine kadar, altımdaki arabanın her şeyine kadar, cebimdeki kredi kartına haftalığım vardı falan. Çocuktum bildiğin yani. Bir para kazanma güdüm yoktu. Hani o zamanlar öyle bir güdüm yoktu. Şu an olsa para kazanma güdüm de var tabii ki de. Ben çünkü son 2 senedir ailemden tek TL, 1 TL para almadım. Bak son 2 senedir. 28 yaşından beri 30 yaşındayım. Yani onun öncesinde öyle bir kaygım yoktu. Benim tek istediğim ismimi tanıtmaktı ve onu da başardığıma inanıyorum. Ünlü olmak, oyuncu olmak. Oyuncu olmaktı. Ünlü oldun mu, oyuncu oldun mu dersen belki bir selebriti olamadım, belki çok iyi bir dizi oyuncusu olamadım, edemedim ama kendim bir şey yaptım. Ben bir film çektim mesela, hı hı. Bir komedi filmi.
çok gişe getiren bir film olmayabilir. Ama ben bir oyunculuk yaptım. Yani istediğim şeyleri başardım. Daha da istediğim şeyler var. Onları da başaracağım. Ben bu hayatta istediğim her şeyi başarmış bir insanım. Ve başaracağına da inanan bir insanım. Bak ben 76 kiloya çıktım. Evet. 48, 49, 50, 51 bantında kilosu devam eden bir insan hayatı boyunca 76 kiloya kadar çıktım. Ve ben karar verdim. Dedim ki ben bu kiloyu vereceğim. Bu bende olması gereken bir şey değil. Bu bende olmaması gereken bir şey. Çünkü ben hayatım boyunca çıtı pıtı 34-36 beden olmuş bir kadınım ki şu anda yine 36 bedenim. Onu da altını çizeyim. Ben o kiloyu 2-3 ayda verdim biliyor musun? 2-3 ayda 20 kilo verdim. Çok iyi. Yani ne mide ameliyatı, hiçbir şey olmadan. Yani ben istediğim şeyleri başarabilen bir insanım. Hep başardım. Allah'ım da bana güç versin. Hep de başarayım inşallah. İnşallah. O zaman biraz bahsettin ama şunu da tekrar sormak istiyorum. Kısmetse Olur programına katıldıktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Evet, tanınmak bunların en başlıca gelen şeylerinden biriydi. Katkısı ve götürdüğü şeyler oldu mu diye sorayım aslında. Şöyle söyleyeyim. Bana tek katkısı ismimi duyurmak oldu. Bir de tabii nedir onun adı? Sosyal medyadan da çok para kazandım bu arada. Bunu da asla hani olmadı diyemem. Çok büyük paralar kazandım ondan sonra. Ama şu, hayatımdan götürdüğü tek şey, bir dönem psikolojim çok bozuldu programda yaşadıklarımdan dolayı. Ama onu da hayatımdan götürdü diyemem. Yani hani geldi geçti, şimdi çok iyiyim. Hem mental anlamda çok iyiyim, hem fiziksel anlamda çok iyiyim. Hiçbir problemim yok. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Güzel bir hayatım var yani. Hani hayatımda üzüldüğüm, pişman olduğum hiçbir şey yok Melis'ciğim. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkürler. Soracaktım kısmetse olur. Aslında yine söylemiştin ama pişman oldun mu diye. Pişman olmaman da yani çok güzel bir şey. Hayatında pişman değilim. Yani. Olması gereken bir şeydi. Çok küçük yaşlardaydım zaten ondan sonra. O zamanlardaki mantığımla şu an zamandaki mantığımın da bir olmasını beklemeyelim tabii zaten. Ki. Yani çocuktum. 21, 22, 23 yaş. Tam yaşı hatırlamıyorum ama 23 yaşındaydım 23, sanırım. 23-24 olması lazım. Evet. Çok çocuk yaşı. Yani aynen, evet. 30 yaşındaki bir kadın gerçekten 23 yaşındaki bir insana çocuk gözüyle bakıyor. Ben şu an öyle bakıyorum mesela 23 yaşındaki bir kız benim kardeşim, aynen, evladım gözüyle bakıyorum yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Aslında psikolojik bir dönem psikolojik açıdan zorluk zedelendi yaşadın mi dedin. Burada gelen eleştiriler ne derece etkiliyordu? Çünkü aslında başından beri söylediğimiz gibi o kadar göz önünde olan bir programdı ki haliyle normal başka bir programa göre kıyasladığımız zaman seven çok seviyordu, nefret eden çok aşırı nefret ediyordu. Bunlarla nasıl o dönem başa çıktın? Şöyle söyleyeyim Melis, ben hani diyorum ya o yaş çocuk yaşıydı. O yaşta bile ben şunun mantığındaydım. Kimsenin lafını umursama. Ben hayatımın hiçbir döneminde, 17 yaşındayken de ben böyleydim, 19'da da böyleydim, 20'de de böyleydim. Hayatımın hiçbir döneminde kimsenin lafını umursamadım. Bana küfür yazan da oluyordu, hakaret eden de oluyordu, lakap takan da oluyordu, iftira atan da oluyordu. Ben kimseyi önemsemeyen bir insanım. Benim hakkımda kimin ne yorum yaptığı hiç umurumda olmaz. Şimdi şu kapıdan çıkayım, sen benim arkamdan bir şey söyle, ben bunu duyayım. Derim. Anladın mı? Yani o öyle bir tipim. O yüzden hiç umurumda olmadı. Yine olmayacak. Ya zaten bir şeyler umurunda olan bir insan olsam ben hayatımı bu kadar şeffaf yaşamazdım. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi bir kişinin, iki kişinin arkandan kötü konuşmasıyla hani çok fazla sayıda iyi de olur, kötü de olur. Sadece kötü olarak lanse etmiyorum. Yani iyi gelen şeyde insan tabii ki mutlu oluyor ama böyle bir grubun, bir topluluğun, bir kitlenin yani yorum yapması, kötü eleştirilerde bulunması. İnan hiç umursamadım. Hiç sıkıntı hiç yaratmadı mı sende? Yani bu bende hiç sıkıntı yaratmadı. Hiçbir zaman yaratmadı ve yaratmayacak da. Yani şöyle söyleyeyim, şu an 600 binlik benim bir takipçim var. Daha yüksekti. 800 bin falan da düştü ondan sonra. Ama benim takipçi sayım 30 milyon olsa da, 30 milyon kişiden yorum alsam da, 30 milyonun 29 milyonu kötü bir yorum yapsa da ben bunu umursamam. Ben bunu umursamam. Hep böyleydim diyorsun. Hep böyleydim. Yani ben çocukluğumdan beri böyleyim. Hani buyum yani. Ama cevabımı da veririm diyorsun. beni çok sinirlendirirse bile cevabımı veririm ama onu hani şey yaptığım için değil. Ya o anda bir atraksiyon istiyorumdur. Böyle bir sinirlenmek istiyorumdur. Kavga etmek istiyorumdur. Onun içindir yani. Ben her şeyi kendim istediğim için yaparım. Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Ya yani bu benim. Ben Melis'im ve ben hep böyleydim. Süper.
O zaman şimdi gelelim Kısmetse Olur evinde neler yaşandı. Aslında bunu da şuna da şu soruyu da eklemek istiyorum. Kısmetse Olur programından çok kişi çok programa çıktı. Sen de gördün. Tabii. Şimdi kimisi dedi ki kurgu dedi. Kimisi hayır kurgu değil bizi yönlendir. Pardon evet birisi kimisi kurgu dedi. Kimisi de kurgu değil. Biz orada yaşanılan gördüğünüz tüm aşkların hepsi gerçek dedi. Ve bunlardan biri de Nur'du. Nur dedi ki gördüğünüz tüm aşklar gerçekti dedi. O zaman şu mantıkla düşünürsek Semih'le sevgiliydi. Semih'e ölüyordu. En yakın arkadaşı Batuhan'la evlendi. Bu da bir gerçek o zaman. Bu da bir realite. Değil mi? Evet. Evet. Güzel mantık. Herkes birbiriyle ortak o zaman. Diyorsun. Herkes birbiriyle ortak maşallah ya. Ay. Yani Semih'le Nur'un ilişkisi gerçek miydi? Gerçekti. Demek ki gerçekti. Sence gerçek miydi? Ben Nur'un Semih'e çok aşık olduğunu biliyorum. Bunun gerçek olduğunu biliyorum ama ilişkileri gerçek mi gerçek değil mi o artık onlara kalmış ama kız gerçek de dediğine göre yalan söyleyecek hali yok. Koskoca anne, 30 yaşında bir kadın. Yalan söylemiyordur herhalde. Ama Semih'e çok aşık olduğunu biliyorum. Peki senin Semih'le olan ilişki? Şöyle, ben aşk güdüsü olan bir insan değildim zaten. Bunu herkes her zaman biliyor. Yani bizim zamanında orada editör Yasemin abla vardı. İşte beni Erdem'le meç etmişlerdi. O Erdem'le sevgiliydim. Ya her gün, ya Yasemin abla ben bu Erdem'den ne zaman ayrılacağım ya? Ondan sonra iğreniyorum ya, yanında durmak istemiyorum. Bir de aşık rolü yapıyorum, istemiyorum falan yapıyordum. O zaman tabii çocuktum. Şimdi olsa ama aşık rolü yap ne olacak falan derim. Ama o zaman istemiyordum yani, onu bile istemiyordum. Ondan sonra ama hani Semih'le konuya gelince... Belki o anda o boşluk hissinde, ki çok da boşluk hissinde değildim, sevgilim vardı zaten de. Yarışma programının içindeyken sevgilim... Tabii canım sevgilim vardı. Hadi ya. Hatta herkes biliyor zaten bunu. Herkesin, neredeyse herkesin sevgilisi vardı, bir tek ben değil yani. Herkesin vardı yani. Herkesin dediğim yani 10 kişi ise 8'inin vardır, ikisi ayrılmıştır, barışmaya çalışıyordur falan, herkesin vardı ondan sonra. Zaten her gün kulüplerdeydik evet, yani. Evet onu söyleyeyim. Her gün kulüplerdeydik. Bir sürü görüntü geliyordu. Ya şimdi geliyordu, şöyle bir geliyordu. Şey var. Ben kulüplere gidiyordum. Mesela story'mi çekip koyuyordum ama millet gizlice gidiyordu. Bir de patlıyorlardı. Patlıyorlardı üstüne. Aynen. Ben hiç patlamıyordum aynen. Çünkü ben rahat hani. Gidiyordum koyuyordum. Diyorlardı ki bana ya Melis koyma Allah aşkına. Ben diyordum ki koyarım. Ben kulüplerdeyim koyarım ya kimseye ilgilendirmez. Sevgilim de vardı. Semih'le aramda böyle bir şey olmuş olabilir ama hani buna aşk, sevgi falan diyemezsin. Yani sevgili olmadınız o zaman. Hayır asla. Asla. Bir sevgililik Semih'le hiçbir zaman olmadı. Bu arada Semih hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Sosyal medyadan yazıyorlar, kendim de görüyorum. Evlenmiş, çocuğu evet. Olmuş, çok mutlu olsun. Aynen. Karısına da çok aşık olduğunu eminim. Hı-hı. Bence ilk aşkı o da karısında tattı. Karısı da çok tatlı, görüyorum böyle görüntülerini falan. Böyle aynen. Beğenesim falan geliyor yani o derece. Çok mutlu olsun. Öyle yani. Erdem'i de soracaktım. Erdem'i sorma bile. Tiksiniyorum ondan ya. Yani şimdi Erdem'le sizi couple yaptılar diyelim. Evet. Hiçbir şekilde gerçeklik payı yoktu yani. Hayır yok. Sıfır. Ya zaten Erdem için de yok. Bak emin ol Erdem'e Melis desen o da der ki ya Melis sen tiksiniyorum falan diyebilir yani. Çok normal. Ben Erdem bunu senin hakkında kötü bir şey söylemek için söylemiyorum kardeşim kusura bakma. Yani onun da zaten sevdiği bir kız vardı ondan sonra. Kızın ismini hatırlamıyorum. Benim zaten sevgilim vardı. O sevgilisiyle ayrılma, barışma evresindeydi falan. Yani kimsenin kimseye karşı bir duygusu yok. Ama burada da o zaman kurgu olduğu ortaya çıkıyor. Ben zaten bunun kurgu olduğunu söylemiştim. Bu kurgu olduğunu söyleyen zaten bir sürü kişi oldu. Ama tabii ki de ben de yarışmadan ev alarak, bir de çocuk yaparak ayrılsam ben de derim ki yalan söylemek zorunda kalırım. Yani kurgu değildi derim. Ama kurgu değildi diyorsun. Sevgilinin en yakın arkadaşıyla... Evleniyorsun. İnsanların sevgilileriyle neler yaşadığını hepimiz biliyoruz yani. Hani 13 yaşında değiliz, değil mi? Neyse bu konuyu böyle kapatıyorum. Geç. Şimdi yani bir dakika. Şuna bir son getirelim. Boşuna mı gitti? Kurguydu diyorsun. Ben her şeyiyle kurguydu. Bak her şeyi. Ama peki orada hiç gerçek ilişki yaşanmadı mı? Bak şunu diyemem. Her şeyiyle kurguydu diyemem. Orada birbirine aşık olan da olmuştur, birbirinden hoşlanan da olmuştur, gerçek ilişki yaşayan da olmuştur. Ama her şey bir planın üzerineydi. Reality show. Evet ama şöyle yorumlar da çok geliyor. Kısmetse Olur'la ilgili videoların hepsi yani böyle deli gibi hepsine baktım. Ben sana ne diyeyim baktım. Biliyor musun? Orada çok ortak var diyeyim. Son noktayı koyayım. Bence sen fragmana da bunu koy. Orada çok ortak orada var. Orada çok ortak var diyorsun.
Çok ortak. Bir de şöyle yorum da geliyor. Çok ortak var aklıma kazındı. Ama diyor ki yarışmacılar orada yaşadığı şeylerden utandıkları için kurgu diyorlar. Yorumu niye utanalım çok... ya? Utanılacak bir şey yok ki. Çok yorum gördüm ne böyle. Ne yaptık ki? Ya ekranın önündekilerden değil, ekranın dışında yaşananlardan utansalar utanmaları gerekir. Kesin. Aynen öyle. Biz ne gördük ki ekranı? Siz ne gördünüz ki? Ne yaşandı? Ne yaşandı? Biz ne gördük? Aa, o arka planı saf görebilsin. Saf öyle aşkım seni seviyorum bebeğim. Ne yaşandı ki orada ya? Arka plana gitmek lazım. Peki tartışma ve kavga çok oluyordu. Onların %89-90'ı gerçekti. Hele benim kavgalarımın %99 da gerçek olabilir. Hepsi gerçek. Çünkü, ya, tabii gerçek olmayanlar da vardı mesela. Ya işte Yasemin abla geliyordu. Melo! Şey ver, fragman bir ver. Canlandır. Bir canlandır. Aynen. Zaten ben oranın şeyiydim hani. Canlandırmak gerekiyorsa Melo tamam koşar yarışı. Canlandırdık, yaptık ama tabii ki de çok gerçek olan kavgalar da vardı. Beni çok sinir krizlerine de soktular. Bayıldığım zamanlar senin, falan da oldu çünkü benim. Çünkü sen en böyle sinirli, o çığlıkların, kavgaların, bağırışmaların hepsi gerçekti yani. Hepsi değilse de %90'ı 90. Çoğunluğu gerçekti. Yani çoğunluğu gerçekti evet. Çoğunluğu gerçek. Çok çoğunluğu gerçek. Orada ben dayak falan da yedim bu arada. Daha bana şöyle bir 20 pontluk falan topukluyla kafama girdi. YouTube'a falan düşmüştü biliyorsun. Ha evet. Erkekler merkekler. Oo ne dayaklar yedim. Oo hiç önemli değil. Yedik ya. Neyse ki güzel fiziğim bozulmadı diyorum ve konuyu dayak kapatıyorum. Dayak mı yedin? Yani senin ağzından bunu ilk defa duyuyoruz ama. Anlattın mı söyledim başka bir yerde? Söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hadi ya. Yedik be dayak da yedik. Problem değil. Olur öyle şeyler. Hadi ya. Yarışmacı arası. Peki o sıra mesela kavga oluyordu ya, biz o kavgayı böyle yavaş çekim ve arkadan bir müzikle geliyorduk. O kavgalar şimdi, nasıl güzeldi biliyor şimdi musun? Şimdi o kavgaların arka planına bir baktığımız zaman tam olarak nasıl oluyordu? Bildiğin insanlar birbirine giriyor muydu? Saç, baş, tırnak, tekme, tokat. Şimdi bir de yerlerde sürükleme. Şey geldi. Daniela'nın düştüğü. Daniela koltuktan düştü. Havval dövmüştü evet. Düşüyor değil mi? O, biz ona çok güldük ama bildiğin kız dayak yedi aslında. Gülünecek kız, bir şey yok yani. Bildiğin dayak yedi. Bildiğin dayak yedi ha, yani. Biz aldık hatta elinden. Cansel'le ben aldık. Çok fena. Böyle aklına kazınan bir kavga olayı var mı hiç unutamadığın? Final gecesi. O final gecesini bize bir anlatsana ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? O kadar uzun zaman geçti ki üstünden. Benim bile kesit kesit hatırlıyorum ama... felaket bir geceydi. Evet. Yani felaket bir geceydi. Yani şey gibiydi... Cehennem gibiydi. Yerlerde cam kırıkları, ben masaların üstünden atlıyorum falan yemekhanede. Kuzenim dayak yiyor, rahmetli teyzeme vuruluyor. Ondan sonra Nur oradan çığlık atarak geliyor. Böyle var ya, Emre beni kucağına alıyor, kaçırıyor dayak yemeyeyim diye. Mahşer Adnan geliyor, ne oluyor falan. Ondan sonra ya Adnan'la Emre'nin o günkü iyiliğini asla unutamam. Onlar beni hani çok kurtardı. Herhalde belki o gün benim oradan ölüm de çıkabilirdi. Kim saldırıyordu ondan sana sonra orada? İşte Batuhan, Eser, Cansel, Nur. Neyse çok da önemli değil. Sonrasında biz Eser'le de konuştuk. Eser de hatasını fark etti. Ben de ona karşı şeyim, nötrüm. O da bana karşı nötr. Bir sürü şeyler oldu. Yani çok oradaki tartışmanın asıl sebebi... Asıl sebebi şu. Şimdi final gecesiydi. Ben final gecesinin başında vardım aslında. Evet. Ben o koltuklarda oturuyordum. Sonunda yoktum zaten. Ben şunu söyledim. Nur'a Batuhan'la işte evlenmek için oturuyorlardı ya. Semih'e hatırlattım sadece. Küçücük bir hatırlatma yaptım. Semih biliyorsunuz Batuhan'ın en best friend'iydi. Nur da Semih'e aşıktı. Aralarında olanlar falan beni ilgilendirmiyor zaten. Artık böyle şeyleri konuşmuyorum ben. Bunu hatırlattım sadece. Nedense sinirlendiler. Sinirlenecek ne var ki? Bunu herkes biliyordu zaten. Bak Nur da kendisi açık açık söylüyor kızcağız. Her şey gerçekti diye. Semih'le ilişkisinin gerçek olduğunu kendisi söylüyor. Her şey bundan mı çıktı o günkü? Her şey bundan çıktı. O zamanlar Nurlarla Canseller çok kankalardı. Sonra onların da arası bozuldu tabii. Malum sebeplerden. Evet bunu da sormak istiyorum. Nur'la Cansel'in arası neden bozuldu? Arada bir... Bay X diyelim. Bay X yüzünden bozuldu. Bay X dediğimiz? İşte ortaklıklar. Öyle. Ortaklıklar. Bir de en çok konuşulan isimlerden, aslında aşkları en çok konuşulan Emre ve Ayça. Gerçek miydi aşkları? Aralarında bir aşk yoktu. Yani Emre'den taraf zaten hiçbir şey yoktu. Yani tamamen
televizyona yönelik bir şeydi. Emre'den dolayı hiçbir şey yoktu. Ayça da işte Emre'nin işte o zamanlar güzel çocuktu, yakışıklı çocuktu falan ondan etkileniyordu. Yani öyle bir aşk maşkı yoktu. Peki çok gözyaşı döküyordu Ayça. Yani televizyondayız. Ayça da iyi bir oyuncu. Arkadaşım diye söylemiyorum, iyi bir oyuncu. Bu arada Ayça ile hala görüşüyor musun? Görüşüyorum. Devam ediyor yani dostum. Emre ile peki? Emre ile uzun zamandır görüşmüyoruz. En son geçen sene bir aramıştı beni, bir konuşmuştuk. Sonra ben zaten numaramı falan değiştirdim. Daha konuşmadık. Nur'la bir dönem aranız çok iyiydi. O samimiyetin aranızdaki iyiliği bozan sorun neydi? Ya şöyle, ben hani şunu söylesem yalan olur ya, ben Nur'u hiçbir zaman sevmedim falan desem yalan olur. Ve onun programda kalabilmesinin ilk adımlarından biri de benim. Çünkü çok sessiz, silik bir karakterdi. Onun üstüne o kadar çok gittim ki onu insanlar tarafından sevilen birisi haline getirdim. Ben kötü karakterim, o iyi karakter. Ben onu sürekli ezmeye çalışıyorum gibi göstererek onu aslında programda tutanlardan biri benim. Ama Nur kadir kıymet bilmiyor maalesef. O yüzden bizim aramızda bozuldu kadir kıymet bilmemesi yüzünden. Ama hani hiç sevmedim, Nur'la hiç arkadaşlığımız olmadı. Hiç dışarı birlikte çıkmadık, hiç birbirimizle ilgili sırlarımız yok desem, birbirimizle ilgili bildiğimiz birçok şey yok desem, ben şimdi burada yalan söylemiş olurum. Oo. Biz Nur'la bir yakın arkadaşlık dönemi yaşadık. Nur benim doğum günüme de gelmiştir, benim evime de gelmiştir. Biz Nur'la çok şey yaşadık. Vay. Ama dışarıda yaşanan hiçbir şeyi ben hiçbir zaman anlatmadım. Sadece içeride olanları anlattım. Kamera önünde olanları. Kamera önünde olmayan hiçbir şeyi anlatmadım. Anlatmayacağım da. Ama Nur zamanında sevdim mi? Sevdim. Hırçın bir Melis vardı. Çoğu yani programdaki çoğu yarışmacıyla kavga eden, tartışan bir Melis vardı. Sana bunu söylüyorlar mıydı? Yani karakterinden tamamen bağımsız bir kişilik miydin yoksa yakın biri miydin orada? Ben karakterimden bağımsız bir kişiliktim diyemem. Yani karakterime çok uyan yönleri vardı Melis'in. Yani kısmetse olurdaki Melis'in ve gerçek realitedeki Melis'in karakterinin çok uyduğu noktalar vardı. Ben zaten hayatımda da hırçın bir insanım. Ama bana iyi davran, yalandan bile olsa bana iyi davran, dünyanın en melek insanı olurum sana. Ama en ufak bir şeyini göreyim, benden daha şeytanı yoktur. Oo. Yani o zaman aslında kendindin orada. Birçok alanda. Yani sadece işte insanlara normalde gerçek hayatında ezme huyum yoktur. Orada biraz onları yapmak zorunda kalıyordum daha kötü olmak için. Ama kendimle çok uyan tarafları var yani kesinlikle. İşte burada da aslında şu devreye giriyor. Siz kısmetse olur da hepiniz kendinizdiniz. Dizisi çekildi, dizisi tutmadı. Çok ben yapay oldu. Ben dizisinde yoktum zaten. Evet, sen yoktun. Yani dizisi çekildi, o kadar yapay oyunculuklar vardı ki. Çünkü bir oyuncu kategorisinin altına girince o gerçeklik kayboldu ortadan. Oysa ki siz yarışmada kendi, yani sizi yönlendiriyorlardı, evet. Ama kendi kafanıza göre hani şunu şunu yapın diyorlardı, gerisini size bırakıyorlardı anladığım yani, kadarıyla. Yani evet, güzel anlattın. Güzel anlattın Melis. Hazal'la çok samimiydin. Evet. Hazal Atabek'le. Ne aranızı bozdu? Bir şey aslında aramızı bozmadı. Ya biz Hazal'la çok çalkantılı bir arkadaşlık yaşadık ama hani bir şey aramızı bozmadı ya da bir kişi aramızı bozmadı ya da aramıza birisi girmedi. Yani Hazal benim en yakın arkadaşımdı. Ben de onun en yakın arkadaşıydım. Nasıl bu duruma geldik hani bilmiyorum. Daha geçen gün, hatta iki gün önce falan Hazal'a mesaj attım. Sanırım bir problem yaşıyor hayatıyla ilgili. Onun özeli olduğu için ben söyleyemem. Hatta iyi misin dedim, nasılsın dedim. Hiçbir zaman düşman olmadım ona. Hiçbir zaman. Yani hani bazı dostluklar vardır ki öyle bir hal alır ki düşman olursun. Benim de böyle dostluklarım oldu. Ama Hazal'a karşı hiçbir zaman öyle olamadım. O da bana karşı olmadı. Bizim sırlarımız hep ikimizin arasındadır. Birbirimiz hakkında en çok şey bilen iki insanız. Ama ne ben onunkini anlatırım ne o benimkini anlatır. Şöyle, benim işte Soner'le ilişkim başlamadan birkaç ay önce onun erkek arkadaşıyla ilişkisi başlamıştı. Zaten o dönem bir kopukluk yaşamaya başladık. Çünkü biz her gün birlikteydik. Her gün işte kulübe gideriz, yemeğe gideriz, işte kahvaltıya gideriz. Her gün birlikte bir şeyler yaptığımız için biz artık birlikte bir şeyler yapmamaya başladık. İşte tatillere birlikte giderdik falan. Biraz arayı açtı sanırım. Açtı. İlk onun ilişkisi başlayarak. Sonra benim ilişkim başladı. Benim ilişkim başladıktan sonra zaten hiç görüşmemeye başladık. Derken baktık arkadaşlığımız
noktalanmış demeyeyim de belki de bir virgüldür. Ya, belki bir yeniden devam eder. Girmiş. Öyle belki. Oldu ama hani bir düşmanlık ama tamamen bir... bitmemiş arkadaşlar. Hayır hayır. Çünkü hala şey. Mesaj tabii atabiliyorsan. Ki. Tabii ki tabii ki yani ben Hazal'ı severim. Hazal'ın da beni sevdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum kendisi karar versin tabii ama hani kötü bir şey asla söyleyemem hakkında. Peki Adnan'la yarışmada çok samimiydin. O samimiyet devam etti mi sonrasında da? Adnan'la evet çok samimiydik. Hala da çok samimiyiz Adnan'la. O Ankara'da yaşıyor biliyorsun. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hani kopukluklar oluyor, görüşemediğimiz zamanlar oluyor ama biz Adnan'la 10 yılda görüşmesek, 11. yıl görüşsek yine kardeşim diye sarılıp öpüşürüz yani. Öyle söyleyeyim. Cansel peki? Cansel hakkında ben yorum bile yapmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Nur'la ilgili söylediğim gibi şunu söyleyebilirim. Cansel'i çok sevdiğim zamanlar oldu. Evet, çok sevdiğim zamanlar oldu. Bir yorum yapmıyorum. İşte Covid'in ilk başladığı zamanlarda hasta olduğunu duymuştum. Geçmiş olsun bile dedim. Güzel bir arkadaşlığımız vardı onunla da. Eğlenceli bir arkadaşlığımız vardı. Ama bitti. Onunla bittiğini söyleyebilirim. Mesela Nur'la ve Cansel'le bittiğini söyleyebilirim. Böyle. İyi bakalım. O zaman şunu da söyleyeyim. Bu da bizim artık klişe sorumuz oldu. Kısmetse olur, tekrar yapılsa, All Star gibi bir şey olsa katılır mısın? Şöyle zaten artık herkes neyin ne olduğunu biliyor. Sıfırdan olsa katılmam. Ama şu an herkes neyin ne olduğunu biliyor. Eğlencesine katılabilirim. Ama hani bilinmese, hani yine işte o aynı kafalara girilse falan katılmam. Çünkü o yaşta katılırsın, o yaşta yaparsın da bu yaşta o fazla güzel durmaz üstünde yani. Hani o yaşta yaptığın şey derler, çocuktur, yapar eder ama 30 yaşında üstünde güzel durmaz, sakil durur yani. Peki keşke dediğim şey oldu mu? Benim Melis, hayatımda keşke dediğim hiçbir şey yok. Ben hayatımda yaptığım bütün hatalara da iyi ki yaptım diyorum. Düştüğüm yerlere de iyi ki düştüm diyorum. Yediğim kazıklara da iyi ki yedim diyorum. Benim hayatımda keşkeye yer yok Melis. Yani umarım herkes de böyle olur. Çünkü her hata, her yanlış, her ağladığın, her üzüldüğün an sana bir şeyler öğretmiştir, sana bir şeyler katmıştır. O yüzden yoluna devam et. Soracağım soruların hepsini sordum ben. Çok gerçekten yüz yüze de çok cana yakın birisin. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten öylesin. Sen yani bunu söylemek için söylemiyorum bu arada. Geldiğin için de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Nasıl geçti hiç anlamadım bu arada. Benimle sohbet etmek öyledir. Narsist. Güzeldi. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa alayım. Herkes kendisinin değerini bilsin. Kendinizin değerini bilin. Bir tanesiniz, biriciksiniz. Sen de biriciksin, ben de biriciyim. O yüzden herkes kendi yerini bilsin diyorum. Çok öpüyorum, çok seviyorum hepinizi. Tanıştığıma ben de çok seviyorum. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğum Kısmetse Olur programının başta da söylediğim gibi en ses getiren isimlerinden biri olan Melis Buse Betkayan'dı. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.